Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar malı TYT matematik soru bankasında sayı kesir problemleri sayfa 185-186'dayız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Sadece hafta içi günlerinde açık olan bir kurs merkezinde öğretmenlerin iki tanesi haftada iki gün, beş tanesi haftada üç gün, dört tanesi ise haftada beş gün kursa gelmektedir. Bu kursa pazartesi günü hemen yazalım pazartesi günü on tane, salı günü dokuz tane, Çarşamba günü 7 tane, Perşembe günü 6 tane, Cuma günü ise kursa kaç tane öğretmen gelmiştir zaten bunu soruyor. Buna da gelin x diyelim. Peki güzel insanlar biz bu haftada bu kursa kaç tane öğretmen giriş yaptığını hemen bulabiliriz. Niye? 2 tanesi haftada 2 gün geliyorsa o zaman 2 iki çarpı 2'den bir kez 4 sefer gelecekler. Peki 5 tanesi haftada 3 gün o zaman 5 çarpı 3'ten 15 sefer gelecekler. Ve 4 tanesi de haftada 5 gün o zaman 4 çarpı 5'ten 20 sefer gelecekler. O zaman totalde 20, 35, 39 defa bu dershaneye, bu kurs merkezine öğretmen girişi olacak. Şimdi burada 10 kez giriş yaptılar. 9 da burada 19. 7 de burada 26. 6 daha 32. O zaman 32 artı x defa giriş neye eşit olacak? 39'a. O zaman cuma günü bu dershaneye 7 tane öğretmen giriş yapmak zorunda. Peki geçtik ikinci sorumuza. Şu an güzel insanlar saatimiz 3'ü gösterdiği anda Bozulan şekildeki duvar saatinin akrebi ile yelkovanı birbirinden bağımsız olarak saat yönünde dönmeye başlamıştır. Peki akrebin dönme hızı yelkovanın dönme hızının yarısı kadar olduğuna göre saat bozulduktan bir süre sonra görüntülerinden hangileri oluşabilir? Çok tatlı bir soru. Şimdi güzel insanlar burada şu an saat 3. 3'ten 4'e geldiğin zaman Bakın burada bu bir birim gittiyse bu zaman kaç birim gidecek? 2 birim. Niye? Akrebin dönme hızı, yelkovanın dönme hızının yarısı. Çünkü akrep küçük olandır, yelkovan büyük olandır. Yani bu bir bölme giderse bu iki bölme gidecek. Bu iki bölme giderse bu 4 bölme gidecek. Mantık bu. Şu an sen üçten dörde geçerken bunu bir bölme ilerlettin. O zaman bu iki bölme ilerleyecek. 12'den 2'ye ikiye geldi. Demek ki bir olabilir. Şimdi geldik hemen buraya. Güzel insanlar dikkat. Şu an saat 3. 3 3'ten kaça geleceğiz? 7'ye. 3'ten 7'ye giderken sen ne yapıyorsun? Bunu 4 bölme ilerletiyorsun. O zaman diğerini 8 bölme ilerletmek zorundayım. O zaman bu da tam 8'e gelmiş olacak. Bu görüntü de oluşabilir. Son olarak geldik buraya. Canlarım siz 3'ten kaça geldiniz şu an? 8'e geldiniz. 5 bölme ilerlettiniz. O zaman 12'den ne yapman lazım? Buraya kadar 10 bölme ilerletmen lazım. O zaman 3. görüntüyü de elde ederiz. Cevabımız E şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. 3. sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğim güzel insanlar. Geçtik 4. sorumuza. Bir mahallenin A ve B sokaklarında bulunan toplam 30 eve yardım kolileri dağıtılacaktır. Bu dağılım ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A sokağındaki evlerin her birine üçer koli, B sokağındaki evlerin her birine ikişer koli yardım malzemesi dağıtılırsa 18 koli yardım malzemesi artmaktadır. Şimdi geldik şöyle hemen bizim sokağımızı çizelim. Şu bizim A sokağımız olsun. Bu da bizim B sokağımız olsun güzel insanlar. İsimlerini yazalım. Şurası A, şurası B. Burada X tane ev olsun. Burada ise y tane ev olsun. Şimdi ne yaptık? Hemen ilk başta a kolilerin pardon a sokağına üçerli koli dağıtıyoruz. O zaman buraya 3x yardım malzemesi gitti. Buraya da ikili dağıtıyoruz. 2y yardım malzemesi gitti. 18 tane de ne yapmış? Artış olmuş. Peki bu bizim toplam koli sayımızdır. Bak bunu unutmayın. Bu bizim koli sayımız. Tamam. Şimdi geldik. A sokağındaki evlerin her birine ikişer koli. O zaman 2x yazdık. Peki B sokağındaki evlerin her birine üçer koli. O zaman 3y yazdık. Bu sefer 2 tane koli arttığına göre artı 2 yazdık. Yine bu da bizim koli sayımızdır. Peki A sokağındaki kaç eve yardım kolisi verilmiştir? Ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. 3x artı 2y artı 18 eşittir bir kez 2x artı 3y artı 2 yazacağız bu birincisi peki toplam 30 tane ev olduğu için x ile y'nin toplamı da 30 bu iki tane bilgiyi kullanıp şu iki bilgiyi kullanıp soruyu bitireceğiz o zaman önce alttakini bir düzenleyelim bu buraya eksi olarak geçer 3x'ten 2x çıkarsa 1x kalır bu buraya eksi 3y olarak geçer artı 2y eksi 3y eksi y yaptı bunu karşıya attın eksi 16 çıktı. Buradan da x ile y'nin toplamı kaç güzel insanlar? 30. Taraf tarafa topladığım zaman 2x eşittir buradan 14. x eşittir 7. Demek ki A sokağında 7 tane ev var. B sokağında 23 tane ev var. Bize A'yı sormuş cevabım A şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Bir ortamdaki A, B, C, D ve E ile adlandırılmış 5 farklı kutunun her birinde en az bir tane top bulunmaktadır. D kutusundan 4 top A kutusuna C kutusundan 2 top B kutusuna atılırsa tüm kutulardaki top sayıları eşit olmaktadır. Şimdi bu tip sorularda hemen ne yapalım? Son durumu bir yazalım. Bakın son durum. Son durumda ne var güzel insanlar? Her bir kutudaki top sayısı birbirine eşit. A, B, C, D, E. Yani geldim şöyle bir şey yazdım güzel insanlar. Burada da x tane var. Burada da x tane var. X yazdık. X yazdık. X yazdık. Peki ilk durumu düşünelim. İlk durum. Ne yapıyorsun sen? Şunu yapıyorsun. D kutusundan 4 top A kutusuna geldiğinde eşit oluyor. Demek ki D'de x artı 4 top var. A'da x eksi 4 top var. Bakın isterseniz deneyelim. Biz bundan 4 tane topu alırsak ne kalır? X kalır. Sen buna 4 tane top eklersen ne olur? X olur. Bak durum bu şekilde. Peki geldik şuraya. C kutusundan 2 top ne yapıyormuş güzel insanlar? B kutusuna atılırsa. Demek ki C'deki top sayısı bir kez x artı 2. B'deki top sayısı x eksi 2. Yani Bundan 2 tane topu aldım, x kaldı. Buna 2 tane top ekledim, x oldu. Burası her zaman son durumu. E ile ilgili bir şey dememiş, demek ki burası yine aynıymış, sadece x'miş. Peki, buna göre başlangıçta A kutusu topları ile birlikte ortamdan kaldırılırsa, yani şuna başlangıçta ne yapıyoruz? Artık iptal ediyoruz. Bunun üstüne çarpıyı bastık. Her bir kutudaki topların sayılarının eşit olması için en az, Kaç top içinde bulunduğu kutudan alınıp ortamdaki başka bir kutuya atılmalıdır. Soru çok tatlı. Peki bizim son durumumuz şöyle gelin yeşile boyayalım mı? Şunlar. Peki burada acaba kaç tane top var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 x var. Bunu yazdım. Artı 2 eksi 2'yi götürdü. Artı 4 geldi. E sen bunu 4 eş parçaya böleceğin için 4x 4 x artı 4'ü 4 parantezin alırsan x artı 1 bölü 4'ten her bir kutuda x artı 1 top olacak şekilde paylaştıracağım. E peki o zaman burada x artı 1 top olması için bunun 3 tanesini al hemen gel direkt tak buraya ver. O zaman burası x artı 1 oldu. Bundan 3 tane aldım. Direkt buna verdim. O zaman bir kez 3 tane top taşıdım kesin. Peki bundan bir tane topu aldım. Bundan bir tane topu aldım. Onu da e'ye verdim. Al sana tüm toplar eşit oldu. 3 top hamle yaptık. Sonra bir top daha hamle yaptık. En az 4 tane topta bütün işlemleri bitiririz. Cevabımız ne geldi? D çıktı. Geçtik 6. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Ercan'ın bazı tuşları sökülmüş olan aşağıdaki gibi bir hesap makinesi vardır. Hesap makinesinde bu şekildeki görülen tüm tuşlar sökülmüş olup Hiçbiri kullanılmamaktadır. Ercan çalışır durumdaki 6 adet tuşu kullanarak bazı sayıları hesap makinesinin ekranında gösterebilmektedir. Herhangi bir sayı hesaplarken eşittir tuşuna bir defa basabiliyor ve basıldığı anda ekranda hesaplanan sayının değeri görünüyor. Örneğin hesap makinesi ekranında 160 sayısının görünmesi için sırasıyla şu tuşlara basılarak 12 tane tuşlama yapılabildiği gibi bu tuşlara basılıp 5 tane de tuşlama yapıp bu işlemi bitirebilmekte. Buna göre bu hesap makinesinin ekranında 2850 sayısının görünebilmesi için Ercan bu hesap makinesinde en az kaç tuşlama yapabilir? Şimdi geldim hemen buraya 2850 yazdım. 2850'yi ne yapacağız? Sizinle birlikte asal çarpanlarını ayıracağız ama önce ona bölelim ki rahat işlem yapalım. Burası 285 çıktı mı çıktı sonra 5'e böldük arkadaşlar burası 57 geldi sonra 3'e böldük burası 19 geldi 19'a böldük burası 1 geldim yani benim 2850 dediğim sayı aslında 10 sayısında 2 çarpı 5 yazsam 2 çarpı bir tane 5 burada bir tane de burada geldi. 5'in karesi oldu. Burası 3 oldu. Burası 19 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada 1 ve 9 rakamlarına sahip değilim. O yüzden şu an bu hesap makinesinde buradaki 19 sayısını yazamıyorum. Mecburen burada bu sayıdan kurtulmak zorundayım. Ne yapacağım? 19'da 2'yi çarpsam 38 yapar. 3 var 8 yok. O zaman demek ki bunu yine kullanamıyorum. 19'da 3'ü kullansam 57 yapar. 5 var 7 var. Demek ki şu an bunu kullanabilirim. Yani ben burada şu sayı ikisini yazdım. 5'in karesi 25'i yazdım. 19 çarpı 3 yerine de 57 yazdım mı yazdım. O zaman bu ifade şu an ne oldu? Hemen gelin tuşlamaya başlayalım. Önce 2'ye bastım. Sonra geldim çarpı tuşuna bastım. Sonra geldim 2 yazdım. Sonra geldim 5 yazdım. Yine geldim çarpı tuşuna bastım. Sonra arkadaşlar 5 tuşuna bastık. Sonra 7 tuşuna bastık. Ve en sonda eşittir tuşuna basacağım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en az 8 tuşlama yapabilirmiş. Cevabımız hangi şık geldi güzel insanlar? D şıkkı geldi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Aykut 3 farklı arkadaşından en beğendikleri 10 kitabın isimlerini yazmalarını ve bu kitaplar içinden seçecek olduğu 20 tanesini alacağını söylüyor. Tamam. Şimdi arkadaşları listeleri yazıp verdiğinde Aykut 3 kitabın 3 listede bu kitaplardan farklı 5 kitabın 2 listede yazılı olduğunu ve listede yazılı olan diğer tüm kitapların birbirinden farklı olduğunu görmüştür. Şu an ben de ilk kez bu soruyu çözüyorum. Bu cümleyi okuduğum zaman sizinle aynı düşünceye vardım. Peki Aykut listede yazılı olan farklı isimlerdeki kitapların hepsini almıştır. Buna göre Aykut almayı düşündüğü kitap sayısından kaç kitap eksik almıştır? Şimdi nasıl bir yorum yapalım? Arkadaşlar Aykut'un arkadaşlarından birincisi olsun. Bu da Aykut'un arkadaşlarından ikincisi olsun. Bu da Aykut'un arkadaşlarından üçüncüsü olsun. Bakın şimdi. Ne yapacağız güzel insanlar? Hemen şöyle bir yorum yapacağız. İlk şurayı bir analiz edelim sizle. Aykut 3 kitabın 3 listede ortak olduğunu görmüş. Yani burada güzel insanlar A kitabı olsun, B kitabı olsun, C kitabı. Aynı kitap burada da var A, B, C olarak. Aynı kitap burada da var A, B, C olarak. Şimdi sonra diyor ki bu kitaplardan farklı 5 kitabın ise 2 listede olduğunu söylüyor. O zaman D burada olsun, E burada olsun, F burada olsun, D, E, F, G burada olsun, H burada olsun. Yine burada 2 listede olduğu için gelin bunları burada yazalım güzel insanlar. Peki bundan sonra sonuçta herkesin listesinde 10 kitap olduğu için ve her kitap birbirinden farklı. Yani Burada 2 tane farklı kitap var. Burada 2 tane farklı kitap var. Niye? 8 kitap yazdım, 10'a tamamladım. 8 kitapta yazdım, 10'a tamamladım. Burada ise 1 2 3 4 5 6 7 tane farklı kitap var. Hemen onları yazdım. Peki Aykut listede yazılı olan farklı isimlerdeki kitapların hepsini bir kez kesin alıyor. O zaman Aykut şuradaki maviyle çizdiğim çizgideki kitapların hepsini alacak mı? Alacak. Buradakilerin hepsini alacak mı? Alacak. Buradakilerin hepsini alacak mı? Alacak. O zaman canlarım ne geliyor? Bak. 7 tane bir kez buradan geldi mi? Geldi. Sonra 2 buradan, 2 buradan 4 geldi mi? Geldi. Dikkat. Farklı isimleri diyor. O zaman sen burada baktığın zaman ABC yani bunlardan bir tanesini alacak. Yani buradakilerin hepsini almıyor sonuçta. 3 tane daha geldi ve burada D E F G H'ın da 5 tanesi ortak. E peki güzel insanlar ne çıktı? Bura 11 çıktı. 14 çıktı, 19. O zaman Aykut bu arkadaşlarının listesine göre 19 kitap alacakmış. Peki planladığı neydi? Başta dedi ya bize 20 tane kitap alacağını söylemiş. O zaman 20 19 planladığından 1 tane eksik alır. Çok tatlı bir soruymuş. Gerçekten bu testte çözdüğüm bence en güzel soruydu. Geçtik 8. sorumuza. Bir kafeye giden Yusuf, Gökhan, Mehmet isimli 3 arkadaş toplamda 6 simit yiyip 3 şişe su içmişler ve 3 şişe de ayran içiyorlar. O zaman yazalım. 6 tane simit şöyle. Ondan sonra 3 şişe su ve 3 şişe de ayran. Bunlar bizim kullandığımız yediğimiz ürünler peki daha sonra hesap ödemek için kasaya gittiklerinde Yusuf yediği bir tane simit ve içtiği bir şişe ayran için sekiz buçuk TL o zaman hemen şöyle bir şey yazalım mı simitin fiyatı gelin x olsun suyun fiyatı gelin y olsun ayranın fiyatı da gelin güzel insanlar z olsun ne yapmış bu arkadaş bir tane simit yani x sonra bir tane de ayran yani z Bunların toplamına 8,5 TL vermiş. O zaman bir tane simit ödedik. Geri kaldı 5 simit. Peki bir tane de ayranın parasını ödedik. Geri kaldı 2 tane. Normal hesapla da böyle yaparız ya. Hemen geliriz kasaya ödediğimiz zaman düşmeye başlar böyle teker teker. X artı Z 8,5. Peki Gökhan ise 7 2 tane simit. O zaman 2 tane X yazdık buraya güzel insanlar. Peki bir şişe ayran, bir şişe ayran artı Z ve bir şişe de su o zaman buraya bir de ne yazacağız Y yazacağız. Bunun için de 16 TL para ödemiş. Peki ne yaptık? İki tane daha simit gitti. O zaman burada kaldı 3. Peki güzel insanlar geri ne olacak? Hemen bir tane şişe ayran içtiği için o zaman kaldı 1. Peki burada ne olacak? Bir tane de su gittiği için kaldı 2. Yani bu arkadaş geri kalan arkadaş 3 tane simit parası. Yani 3x. Ondan sonra iki tane su parası 2'ye bir de ayran parası ne yazacağız? Yani z'nin toplamını bulmaya çalışacağız. Peki güzel insanlar. Bundan sonra yapacağımız işlem biraz gerçekten yorucu mu? Yorucu. Hemen şöyle bir şey yapabiliriz ama z'lerden kurtulabiliriz burada. Eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. 2x eksi x'in toplamı x. Z'ler birbirini götürdü. X artı Y buradan 16'dan 8.5 çıkarsa ne kadar güzel insanlar. Tabii ki 7.5 kaldı. Şimdi ben bunu bulmaya çalışıyorum. Bunu bulmaya çalışıyorum. Benim elimde aslında şu denklem var. Bak fark ettiniz mi? 2X var. Sen buna 1X daha eklersen 3X'i bulursun. Benim elimde bir Y var. Bir Y ile daha eklersem 2Y olur. Bir de şurada Z var. Z ile geldim yazdım. O zaman demek ki ben buradaki ikinci denklemle son bulduğum denklemi toplarsam bizim buradaki Mehmet'in ödediği hesabı bulmuş oluruz. O zaman 3x artı 2 tane y artı z 16 artı 7 buçuk yani 23 buçuk TL hesap ödeyecek cevabımız C şıkkı geldi. Geçtik 9. sorumuza ve bizim son sorumuz. Aşağıda bir manav tezgahındaki Adana, Diyarbakır karpuzları ile 40 ağaç kavunlarının sayıları verilmiştir bir gün içinde pazar tezgahında her üç üründen de eşit sayıda satılmıştır diyor. Tamam. O zaman burada x bilinmeyeni kullanıldığı için burada a tane satalım. Burada a tane satalım. Burada a tane. O zaman burada kalan Adana karpuzunun sayısı 23 eksi a. Burada Diyarbakır karpuzu x eksi a tane kaldı. Şunlar kalanlar kalan yazalım. Yine bu da kalan. Ve son durumda burada da 81 eksi a tane karpuz kaldı güzel insanlar. Peki son durumda. Tezgahta kalan 40 ağaç kavunlarının sayısı yani 81 a dediğin ifade tezgahta kalan Adana ve Diyarbakır karpuzlarının toplam sayısının yani 23 eksi a ile x ayı toplarsak 23 -2A artı x olur bunun neyine eşitmiş güzel insanlar 3 katına eşitmiş gerisi büyük bir ihtimal burada x'in en az değerini bulmak istiyorsak Tabii ki değer vermeye dönüşecek soru 81 a eşittir. 23 ile 3'ü çarpsak 69 eksi 6a artı 3x geldi. Ben bunu karşı yatarsam burası ne gelir? 69, 81 olması için 12 gelecek artı 5 tane a eşittir 3x geldi. E güzel insanlar bundan sonra yapacağımız şey çok bariz belli. Burası zaten 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. Demek ki sen burada 3'ün katıyla bir sayıyla toplaman lazım ki sonuç yine 3'ün katı olsun. E, sen 5 ile kimi çarpacaksın tabii ki? En az 3'ü çarpmak zorundasın. O zaman 12 artı 5 çarpı 3 eşittir buradan 3x. O zaman burası 27 gelir. Eşittir 3x ise x buradan kaç geldi? 9 geldi güzel insanlar. Demek ki x'in en küçük değeri 9'muş. Böylelikle testimiz biter güzel insanlar. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.